Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda uzak masaüstü uygulamalarından en işlevsel, en faydalı olanlarını inceleyeceğiz. Öncelikle kullanmakta olduğum uygulamalardan birisi Real VNC. Server versiyonunu ana makinemize kuruyoruz. VNC uygulamasını da istemci makinemize kuruyoruz. İki uygulamadan da aynı posta hesabımızla giriş yapıyoruz. VNC Weaver uygulamasını istemci makinede açıp listelenen isimler kısmından cihazımızı bulup bağlanıyoruz. Server kısmında bu şekilde çok fazla detaylı bir kısım yok. Ayarlar kısmında daha detaylı bir ayarlar var. Ana ekranı bu şekilde. Arka planda bilgisayar çalıştığında çalışıyor. Uzaktan bilgisayarı uyandırdığınızda arka planda çalışacağı için VNC Viewer uygulamasını başka bir bilgisayarda açarak doğrudan uzaktan bağlantı gerçekleştirebilirsiniz. Faydalı bir özellik. Parsec uygulaması var. Parsec uygulamasını da iki makineye aynı uygulamayı iki makineye kurduktan sonra Aynı posta hesabımızla uygulamalara giriş yapıyoruz. Burada listeleniyor. Bağlanmak istediğimiz cihazı buradan seçip diğer makineden bağlanabiliyoruz. Burada ayarlar kısmında buranın çok ayrıntılı ayarları var. İşte render yapacak direct versiyonundan decoder H264 H265 seçeneğinden tutun. Bütün özellikler burada. Sunucu istemci ayarları burada. Çözünürlük ayarları bitrate ayarları. Bunları bağlandığımızda da değiştirebiliyoruz. İstemci makineden. FPS ayarımızı yapabiliyoruz. Gamepad ayarlarımızı yapabiliyoruz. Kısa yol tuşlarımız burada. Parsec uygulaması ve Real VNC uygulamasını daha önceden incelediğim için bu videonun konusu değil. Bu videomuzun konusu tailscale tailscale uygulamasını iki makineye de indirip kuruyoruz. Daha sonra indirdiğimiz makinelerde giriş yapıyoruz. E-posta hesabımızla aynı e-posta hesabımızla iki makinede de giriş yapıyoruz. Tailscale üzerinden aynı VPN ağına dahil olarak uzak bağlantımız gerçekleşiyor. Ayrıca web sitesinden de cihazlarımıza isim verebilir. IP'lerini oradan görebiliriz. Bu cihazın IP'si burada gözüküyor. Bağlamak istediğimiz cihazın IP'sini de uygulamaya sağ tıklayıp öğrenebiliriz. Daha sonra yapmamız gereken remote desktop özelliğinin açık olması gerekiyor. Nereden açıyoruz? Şuradan remote desktop uzak masajı ayarlarından buradan açıyoruz. Bilgisayar ismini de buradan görebiliyoruz. Port ayarları güvenlik duvarından 3389 numaralı portada erişim izni veriyoruz. Daha sonra buradan remote desktop uygulamasına çalıştırıyoruz. Bilgisayarımızın IP'sini diğer bilgisayardan ben şu anda tekrar bir teyit etmek istiyorum. Bağlanacağımız IP doğru. Kullanıcı adı şifre bilgilerini de buradan girebiliyoruz. Kullanıcı girmek istediğimiz kullanıcı adı burada çıkmazsa şuradan değiştiriyoruz. Şimdi giriş yaptık. Buradan masaüstü bilgisayarımızdan laptopumuza bağlandık. Laptopumuzun ekran çözünürlüğü 1366'ya 768 olmasına rağmen uzak masaüstü yaptığımızda masaüstümüzün ekran çözünürlüğüne kadar genişledi. Kullanışlı bir uygulama. Bağlantımızı buradan kestik. Tailscale uygulamasının kullanımı bu şekilde şimdi başka bir uygulama üzerinden bağlantı deneyeceğiz diğer uygulamamızın ismi necirok isimli uygulama tünelleme mantığıyla uzaktan erişime hazır hale getiriyor bilgisayarı modemde herhangi bir yönlendirme port yönlendirme ayarı yapmamıza gerek kalmadan buradan bağlantımızı gerçekleştirebiliyoruz şimdi uzaktan erişeceğimiz cihazın üzerinden girelim neciroka şimdi necirok uygulaması zip dosyası içerisinde bulunan bir exe uygulaması. Bunu masa üstüne çıkartıp çalıştırdığımızda bir konsol penceresi karşımıza çıkacak. Şu şekilde bir pencere çıkacak. Nijirok hesabımıza giriş yaptığımızda bize bir token verecek. Buradaki token bulunan komutu kopyalayıp Nijirok'un içine yapıştıracağız. Bu token'ı Nijirok YAML uzantılı bir dosyanın içerisine kaydediyor. Bu token'ı bir kere girdikten sonra her seferinde kullanırken tekrar buraya yapıştırmanıza gerek yok. Daha sonra da Necirok TCP 3389 portundan yani Uzak masaüstü portu 3389 Siz bu portu farklı bir port olarak ayarlarsanız TCP ve belirlediğiniz portu giriyorsunuz buradan enter dedikten sonra Necirok Tüneli açıyor Şuradaki forwarding satırındaki IP adresini TCP adresini Buradan itibaren Şuradaki uzak masaüstü bağlantısı Kısmına yazdığınızda kopyalamadı bu arada. Öyle yapalım. Kullanıcı hesabımızla girdik. Ve bağlantımız gerçekleşti. Bu da necirok uygulaması üzerinde. Şu pencereyi bağlandığınızda kapatmayın. Tünel olarak aktarımı sağlayan uygulama bu. Bu şekilde de Nijirok üzerinden uzak masaüstü bağlantımızı yaptık. Necrock sadece uzak masaüstü özelliği sağlamıyor. Ekstradan HTTP bir web sitesi çalıştırdınız. Burası Localhost. Bu HTTP web sitesini de tünelleme mantığıyla dış erişime açıyor. Yani bunu Docker işletim sistemine sahip bir cihaza kurduğunuzda Docker cihazınızdan dışarıya internet sayfalarını paylaşabilirsiniz. Ya da Raspberry Pi gibi akıllı ev cihazlarını da dış erişime bu şekilde tünelleme mantığıyla açabilirsiniz. Kullanımı basit ve düşük dosya boyutuna sahip bir uygulama. O sol üzerinden tünelleme mantığıyla uzak erişime açıyor. Bugünlük size aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.